ambulanslar bile İsrail'in hedefi oluyor. Gazze şeridine saldırılar olağanca hızıyla sürüyor. Bu görüntüler Gazze'nin Şücaiye mahallesinde çarşamba akşamı kaydedildi. İsrail ordusunun kapalı pazar yerine düzenlediği saldırıdan en az 17 kişinin öldüğü, 200 kişinin yaralandığı saldırının ardından bölgeye giden ambulanslardan biri de hedef oldu. Saldırıda can veren Filistinliler ertesi gün toprağa verildi. Cenaze töreninde hüzün ve İsrail'e öfke vardı. Cenaze töreni yapıldığı sırada Gazze'ye saldırılar sürdü. Günün sabahında topçu birlikleri Beit Lahia'da bir camiyi hedef aldı. Cami Filistinli sığınmacıların bulunduğu Birleşmiş Milletler İdaresi'ndeki okulun hemen yanındaydı. Okula sığınanlardan 15 kişi yaralandı. Aralarında çocuklar da vardı. İsrail topçuları ve savaş uçakları Gazze'nin yanı sıra Deir el-Belah, Han Yunus, Cebaliye ve Beit Lahia'da yerleşim birimlerini ve tarım arazilerini hedef aldı. Saldırılara karşılık Gazze şeridinden İsrail'in güneyine füzeler atıldı. Aşdod ve Aşkelon civarına atılan füzelerden biri bir eve isabet etti. İsrail ordusu Şücaiye mahallesinde bir eve yapılan baskının görüntülerini yayınladı. Evde girişi tuzaklanmış bir tünel olduğu iddia edildi. O iddia bu görüntülerle desteklendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkes olsun ya da olmasın bölgedeki tünelleri imha edeceklerini söyledi. Netanyahu İsrail'i bundan alıkoyacak hiçbir ateşkesi kabul etmeyeceklerini açıkladı. İsrail ordusu ise 16 bin yedek askeri daha göreve çağırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Şefi Valeri Amos, Gazze'de uzun süreli bir ateşkes sağlanana kadar sivillere yardım için her gün kısa süreli ateşkesler uygulanmasını istedi. Beyaz Saray sözcüsü ise Gazze'de Birleşmiş Milletler okulunun vurulmasından İsrail topçu birliklerinin sorumlu olduğuna dair pek şüphe olmadığını belirtti. Saldırıyı tümüyle kabul edilemez ve tümüyle savunulamaz olarak niteledi. Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Ebu Merzuk ise Hizbullah'ı İsrail'e karşı yeni bir cephe açmaya davet etti. Hizbullah lideri Nasrallah daha önce Hamas ve İslami Cihad'a yardıma hazır olduklarını söylemişti.